Adamı antika vazosunu kırmışsınız. Neden dikkat olmasınız be yavrularım be? Ders verme, ders verme. Tavuklu pilav ver, karnımız acıktı. Tamam, tamam. Menük, dışarıda araba. Kap gel pilavı, pilav yiyelim tatlı konuşalım. Onun gerçeği tatlı yiyelim tatlı konuşalım değil mi Tayyar abi? Değil. Onun gerçeği pilav yiyelim tatlı konuşalım. Bunu sana sonra anlatacağım nasıl olduğunu. Peki değeri ne kadarmış bu vazonun Hüseyin? Yakup, 100.000 ile 200.000 arasında değişiyormuş. Bayağı antikaymış bu vazo be. Öyle babacığım. Geldi geldi antikası da bize çattı. Ya insan evinde niye antika vazo bulundurur ki? Git al 1 milyoncudan. Koy, kullan. Her şeyin başı Tayyar. Zamanında antikayı bulmasaydım bunlar gelmezdi başıma. Antikayı da mı sen buldun Tayyar abi? Ben buldum Yakup ama pişman oldum ya. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldin Kemal amca. Ne haber? Çocuklar, ifadelerinizi okudum ve değerlendirdim. Sağ ol Kemal amca. İyi ki varsın Kemal amca. Sen olmazsan halimiz harap. İlk celsede davamız düşer inşallah. Değil mi Kemal amca? Yok, öyle kolay bir iş değil. Neden? Adam zararının giderilmesini istiyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani bu iş sizin aleyhinize. Biz o kadar parayı ödeyemeyiz ki Kemal amca. O zaman paşa paşa yatacağız. Ha, bir dakika ya. Oo, bu kadar karamsar olmayın ya, ümitsiz olmayın. Neden? Şimdi bu işten kurtulmanın bir yolu var. Ne Kemal amca? Çocuklar, siz şimdi gidin bu adamı bulun. Özür dileyin. Bu iş mahkemeye düşmesin ve kapansın. Bu benim de aklıma gelmişti abi. Mahkeme yok. Kılçıksız löpet. Köprüden önce son çıkış. Kurtulduk abi, kurtulduk. Oh. Lan dur, bir dakika, ne oldu? Hep senin yüzünden oğlum. Ne hallere düşürdün bizi? Ben ne yaptım ya? Ya dur. Sakin ol, sinirlenme. Sakin ol. Siz adamı bulun, özür dileyin, bu iş kapansın, tamam. Eğer bir sıkıntınız olursa her zaman yanınızdayım. Sağ ol Kemal amca. Hadi bakalım, şimdilik bana müsaade. Var ol Kemal amca. Hadi hoşça kalın. Hadi hoşça kal. Bu olay yüzünden işime bile konsantre olamadım Şükrü. Kitabım bile yarım kaldı. Evet abi, tam bestseller olup en çok satanlar listesine girecektik, önümüzü kestiler. Fazlıcığımı arayalım da özür dileyelim. Arayalım abi. Alo, Fazlıcığım. İsmi bile güzel. Fazlı. Arkadaşlar bağırın bakalım. Fazlı diye. Fazlı! Fazlı! Duydun mu Fazlıcığım? Teşekkürler Fazlı Bey. Son bir kez de arkadaşlar. Fazlı! Abi, kallem ettin. En sonunda adamı ikna ettin. Oğlum, ikna etmek ayrı bir yetenek. Bu da bende doğuştan var zaten. Şimdi güzel bir hazırlık yapalım. Eksik istemiyorum Şükrü. Bu davadan vazgeçecek Fazlıcığım. Emrin olur abi. Konuşmasını yapmak üzere. Ne iş olsa yaparız AŞ CEO'su Hüseyin Bey'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun Hüseyin Bey. Arkadaşlar, başımıza çok talihsiz bir iş geldi. Şirketimiz borsada yükselmişti. Birden önümüzü kestiler. Ne borsası Hüseyin? Çay ver. Arkadaşlar, Fazlı Bey birazdan buraya gelecek. Fazlı Bey'den özür dileyeceğiz. Göreyim sizi. Bravo. Helal. Hüs, şük. Evden eve iyi değil adam. İyi yat. Hüs, şük. Evden eve iyi değil adam. İyi yat. Fazlı Bey, hoş geldiniz. Buyurun efendim. Neden çağırdınız beni?
Sizden özür dilemek için Fazlı abi, özür dilemek için. Beyefendi, protokol masamızı al Şükrü. Emrin olur abi. Buyurun Fazlı Bey. Buyurun efendim. Fazlı Bey, çekinmeyin. Hangisinden içmek isterseniz içebilirsiniz. Yok, ben bir şey içmeyeceğim. Hayat bu olmaz Fazlıcığım. Dilediğini içebilirsin. Burası yabancı yer değil Fazlı Bey. İstediğiniz için çekinmeyin. Bizi dava etmişsiniz. Evet ettim. Antika vazomu kırdınız. Biz antika vazomuzu kırmadık. Kendini, kendi kendine sehpadan attı. Vazocuk. Biz onu kurtarmak istedik. Ve kırıldı. Kendisini mi attı? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Neden? Minik, sakinleştir. Hemen abi. Fazlı helva gibi oldu abi. Aferin Minik, hissediyorum, Şükrü hissediyorum. Affedecek bizi. Minikciğim, biraz da sırtını çiğnesen ne güzel olur. Çiğneyim mi Fazlı Bey? Yok yok, o kalsın. Tamam, tamam Minik. Seni sahneden alalım. Şimdi Fazlıcığım, gel burada adamla geç. Olur mu öyle şey Hüseyin Bey? En değerli parçamı, antika vazomu kırdınız. Tamam, tamam, sakin ol. Bak şimdi, şunu lütfen kabul et. Kırma bizi ve davadan vazgeç. Yoğurtlu İskender yersin. Aa, yeter be! Ne yüz lirası? O vazonun değeri 100.000 TL. 100.000! Bir de utanmadan yapıştırmışsınız. Ben çok beğenmiştim son halini aslında. Hüseyin Bey, mahkemede görüşürüz. Bir dakika Fazlı Bey, bir dakika sakin olun. Neco! Sonraki adıma geçelim. Tokat. Zile pekmezi. Buyurun efendim. Ben pekmez falan istemiyorum. Ne demek, ne demek? Nasıl, güzel değil mi? Ver bir kaşık abi, ne? Yemek istiyorum. Yok, yok, yok. Nasıl, kendiniz değil mi? Yeter artık, mahkemede görüşürüz. Durun Fazlı Bey. Şükrü size kurabiye hazırladı. Şu kurabiyeden buyurun. Kurabiye falan yemem ben Hüseyin Bey. Aa, olmaz. Olmaz. Gideriz abi, kurabiye tut tatlı. Ay oğlum! Seni kurabiye canavarı seni. Bak, yemem de can cebime koy. Nasıl? Beğendiniz değil mi? Taze kurabiyeyi sevdi köftor. Aynen Şükrü. Affettiğinizi. Ne affetmesi? Affettiğinizi. Ne affetmesi ya? Ya sen de nazlı mısın, fazla mısın? Bir karar ver be abicim. Ne vardı bu kurabiyenin içinde? O yediğin fıstık ezmeliydi. Ama çikolatalı da var istersen. Fıstık ezmesi mi? Benim alerjim var fıstık ezmesine. Davadan çekiliyorsunuz değil mi? Ne affetmesi be? Allah'ım affet bizi. Mahkemede görüşürüz artık. Bak, adam gibi özür diliyoruz senden. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Bunun hesabını hepinizden soracağım mahkemede. Bana bak Şükrü, ben dayanamıyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutar.